Günaydın. Günaydın. Kaptan götür bizi bala. Gemi gelir uzaktan kanatlarıya. Nasıl diyor şarkın sizi? Saat şu anda 7.40. Gün yeni aydınlanıyor. Şöyle göstereyim. Savaş abiyle beraberiz. Bugün çok güzel bir hedefimiz var. Çok güzel bir video çekmek istiyoruz. Çok güzel bir av yapacağız. Dev bir balık yakalamaya çalışıyoruz. Dev balık mevsimi geldi. Bugün hedefimiz 30 kilograma yakın bir balık yakalayabilmek. Şu an limandan çıkıyoruz. Bu limana iyice alıştım. Siz de balık serisini sevdiniz. Bu balık serimizin 3. videosu. İlk videoda hiç balık tutmayı bilmiyordum. Savaş abi bana oltayı nasıl tutmam gerektiğini gösterdi. İkinci videoda gerçekten şov yaptık. Yaklaşık 15-20 tane balık yakaladık. Balıklar havada uçuştu. Bugün başka bir hedefimiz var. Bugünkü hedefimiz gerçekten bir dev yakalayabilmek. Abi durumlar nasıl? Mevsim şu an? Yaver gidiyor. Çok iyi mi? Tam mevsimi. Dün güzel canlı yemlerimizi yakaladık. Onları da gösteririz birazdan. Aynen. Yani normal şartlarda o yeme asla hayır diyemez. Yani çok büyük ihtimalle öyle bir 10 kilo, 15 kilo, 20 kiloluk bir balık yakalamamız lazım. Ama tabii bu işler nasip. Ben güveniyorum şansımıza nasip. Denizde pazarlık olmaz reis. Aynen. Ama iyi tutunun. Şimdi her geldiğimizde bunu yapmaya bayılıyorum. Miami Beach kalkışı. Ama bunu Antalya'da yaşıyoruz. Hazır mısın? Hazır mısınız abi? Hazır. 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 Bak 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 bak. Bak bak bak. Gerçek sahibine bıraktım. Savaş abinin belirlediği meralar var. Daha önceden balık tuttuğu noktalar var. O noktalarda gerçekten çok büyük balıklar yakaladı bugüne kadar. Oraya gidiyoruz. Bizim yerimiz, bizim videomuz. O zaman başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar şu an görüntü çok karanlık gibi gelebilir size. Sabah çok erken saatte geldik. Gün yeni aydınlanıyor yani. Burada ay var. Arkada güneş çıkıyor yavaş yavaş. Güzel bir görüntü. Canlı yemlerimiz hazır. Yüzün lan. Canlı dedim sizin için. Bak bak. Nasıl yüzüyor görüyor musun? Bak. Gel. Bak. Gösterin önümüzde. Şimdi Savaş abi dün çıkmış olduğu avda çok fazla balık yakaladığı için bize canlı yem ayırabildi. Bu yemleri... Hayır! Yemimizi alacaksın buraya gel. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Şöyle bir balık. Şu büyüklükte bir balık. Yaklaşık 25 santimlik bir balık. Bu balığı yem yapacağız. Bu balığı yutan bir balık düşünün. Bunu yutan bir ağız. Şu kadar bir ağız olması lazım. Hatta daha büyük. Ve bu kadar ağza sahip olan bir balık düşünün. Dev. Bugün dev bir balık yakalayacağız. Yemlerimizi yüzmeye bırakıyoruz ve devam ediyoruz. Aynen. Şimdi balık tutacağımız yere geldik. Şurada sonar cihazı dediğimiz bir cihaz var. Bu cihaz bizim daha önce de burada balık tuttuğumuzu kaydettiğimiz cihaz. Abi getiriyor mu yemleri? Getir, en canlısını seç. Şu bayağı canlı. İki tane mi alayım, bir mi? Bir tane al şimdi. Bu bayağı canlı. Geç geç kameracı, gel. Senin şansın. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Balıktan mı geldi o ses, ayakkabından mı? Ayakkabı, bu konuşuyor zaten. Az önce kuruk kuruk diye ses çıkardı tabii. Çünkü. Normalde bu konuşuluyor. Şimdi yemimizi hazırlıyoruz. Halat gibi bir misinamız var. İsmi florokarbon. Suyun içine girdiği zaman tamamen saydam hale geliyor ama ne kadar kalın. Çünkü çok ağır bir balık çekeceğimiz için kuvvetli bir misine kullanıyoruz. Yemimizi canlı balıktan hazırladık. Ve birazdan alacağımız o dev balık için şöyle göstereyim. Hazır, cap canlı bir yemimiz var. Bunu yiyecek bir ağız düşün. Hazır mıyız? Atıyorum. Atıyorum. Ben atabilir miyim? Tabii. Şuraya doğru. Hadi bakalım. Şansımız bol olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Yakalamaya çalıştığımız balıklar kaya alanında bulunuyorlar. Ve oltaya takıldıkları zaman hızlı bir şekilde yüzüp misinayı kayaya sürtüp misinayı kopartıyorlar. Evet. Aynı zamanda çok zeki balıklar. O yüzden yakaladığımız zaman böyle hızlı bir şekilde Savaş abi çekecek. Şöyle kontrollü bir şekilde indir. Takımımız tam. Hava çok güzel. Savaş abi yanımda. Yasir abim kamera arkasında. Bu balı sana hediye edeceğim Yasir abi. Peki. Yersin. İnşallah. Yersin. Çok duygusal oldu ya. Evet. Şimdi balık tutmayı öğrenebileceğim en iyi kişiden öğreniyorum. Savaş abi Türkiye rekortmeni bir balıkçı biliyorsunuz. Aynı zamanda da YouTuber. Tam olarak harika yani şu an. İkili kombinasyon. Delimine ve Savaş
abi balık günlüklerinden. Evet, dipten biraz kaldırdım. Şimdi bekleyeceğiz mi yoksa yukarıya doğru çekeceğiz mi yaralı bir balık edasıyla bu balığı? Bekle, dipten 2-3 metre kaldırıp bekliyoruz. Çünkü balık zaten canlı, yüzüyor şu anda. O yüzden onu akşam vermemize gerek yok. Of, güneş doğuyor baksana. Oo, çok güzel. Ay, görünüyor mu hala bu arada? Bak bak. Harbi çok görsen güzel. Görsen şölene bak ya. Şurada ay var, şurada güneş. Güneş doğuyor, güneş. Abi bir şeyler var abi, biliyor musun? Tırtıklanıyor gibi sanki balık biraz. Ucundan mı yiyorlar? Peki. İkinci takımımızı hazırladık. O da canlı mı balık? Tabii. Çap canlı. Vay koçum benim. Hadi bakalım. Bunlar da mı kuzu abi? Akrabası. Ne? Bunun ismi ne? Tral. Tral. Karangide ailesinden. Kuzuyla çok yakın akraba. Bu da kendi çapında çok yırtıcıdır. Diğer balıkları yok edercesine ya. Yani kendi çapında yırtıcı olmak çok kötü bir şey değil mi? Yırtıcısın ama kendi çapında böyle. Evet. Sen artistlik yaparken diğer balıkları biri geliyor, yutup gidiyorsun. Öyle düşün. Sizin şurası mesela, kanyon mesela. Şey ama, o makine dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü, en donanımlı makinesi. O. Ve o büyük 100 kiloluk o kilosları da bunun için. Birazcık şöyle sarsana, ben şuradan bir açayım. Aldı. Hadi. Hadi. Aldı mı? Aldı. Hadi. Aldı. Büyük mü? 10 kilo var mı? 20 kilo. 10 kilo var da 20'yi daha şu an hissedemedim. Ben de çekeceğim. Tabii ki. Yaklaştır o zaman. Biraz yaklaştırayım. Tamam. Riski. Hadi be Savaş abi, hadi. Çek. Ben bugün biliyordum böyle bir şey yakalayacağımız. Ya içime doğdu baba. İçime doğdu. Benim içime doğduğu zaman balık yakalanır. Hadi kaçma. Nasıl kuvvetin? Kaçmamış olsun ya. İçim gözlerim. Aha, bize doğru yüzmüş. Şimdi hissettim ağırlığını. Ağır mı? Evet. Onun üzeri. Daha şimdi hissettirdi kendini. Ben de saracağım ha. Tabii. Şu an bize doğru yüzmüş. Kayalara yüzmüş. Tehlikeli alanımızda. Buradan kurtarayım sen de kanka. Arkadaşlar, Savaş abinin ortasında şu an ortalama 20 kilogramlık bir balık var. İnşallah daha fazladır. Bak. Kalamayı nasıl alıyor. Çekeceğiz şimdi birazdan. Eğer oltayı koparmadan onu yakalayabilirsek efsane olacak. Hadi. Yoruldun mu? Yok, yorulmadım. Yorulmuşsundur, yorulmuşsundur. Tamam kanka, al. Olay sende. Hadi değişelim abi sen bunu. Ya dur, kaçırtma balığı. Çıldırdı. Daha yeni çıldırdı. Elimi değerden değmez çıldırdı balık. Deli görünce çomağını saklarmış derler ya. Ben ona çomağı göstereceğim şimdi abi, sen ver. Al. Kaçmaz değil mi bu dakikadan sonra? Sağlık olsun. Pompalayarak. Gel bakalım. Durmaman lazım. Heh. Ben de bunu şuradan çekeyim. Kutumuzu kırıştırmış. Çok zorlamadan. Tamam. Çok büyük balık. Çok mu büyük? Aynen. Yemin ederim bugün çok büyük. Haydi oğlum gel. Beni tuttuğuyla denizin içine çekmesin de başka bir şey istemiyorum. Şuna bak. Arkadaşlar şu anda oltamızın ucunda gerçekten büyük bir balık var ve o balığı almak için şu anda cidden zorlanıyorum. Oo. Ben şimdi bir ipuç ayarlayacağım. Ayağını kaldırsana. Burada şeyimiz var, kancamız var balığı sudan almak için. Sanki gördüm ya, yaklaştı mı? Bayağı yaklaşmış oldum. Denize düşme sakın. Düşersem de yüzer yakalanım ya, sırrıyız. Allah! Şu an dur, çok zorlama. Şu an 25 metre falan kaldı, balık yüzeye yaklaştı. Şu gördüğünüz kancayı çat diye takacağız. Yüzeye yaklaşınca daha mı güçleniyor bu balık? Bunun ucunu çevirmek lazım aslında ya. Biraz paslı ama yanağından bir yerinden takmam gerekiyor. Ya yemin ederim şu an yaşadığın duygu var ya, uyku, yorgunluk falan. Hiçbir umurumda değil. Şu balığı alayım, çıkartayım. Başka bir şey istemiyorum. Sakin. Devam. Çekeyim mi? Tatlı. Devam. Geldi. Balık görünmek üzere.
Tamam. Gördüm. Heh. Vallahi gördüm. Dev gibi değil mi? Oh dur dur. Oo. Dur dur çekme çekme sakın. Oy 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 oy. Hadi gerisini elle halledelim. Hadi bismillah. Gördün mü 10 kilo var. Oh. Oh. Oy 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 oy. Oy oy. Çıkarma çıkarma. Kaçar. Kaçar. Oh. Arkadaşlar. Oh. Ön tarafa gidelim. Hadi gidelim. Oh. Şunu dışarıya. Gel gel. Oh. Arkadaşlar. Yemin ederim şuna bak şuna. İşte bu. Gördüğünüz gibi dev bir balık yakaladık. Şurasını ama şuraya da bir şey olmuş daha önceden o, bu balık. Bizle mücadele ederken muhtemelen kayaya sürttü ya da daha önceden bir sıkıntı yaşamış. Yani yeni olmuş gibi durmuyor arkadaşlar bayağı büyük. Şöyle boydan boya göstersene bir. Bu sefer harbiden diyebilirim yani benim kadar var neredeyse. Süper. Aynen bir 70 santim. 70 pardon 75-80 santim var. Ama bu daha başlangıç. Ve daha büyüklerini yakalayacağız inşallah. İnşallah. Şimdi bunların dönemi yeni başladı arkadaşlar. Evet, kışın özellikle Ocak aylarında falan. Çıkar onu. Bu yediği balığı ağzının içinde görebilir miyiz? Balık düşmüş ama iğneyi görebilirsiniz. Ya şöyle bir tutmak şu istiyorum bak, ya. Şu iğne şurayı yarmış çıkarken. Ama alttaki üçlü iğne tam gırtlağa takıldığı için kurtulamamış. Ağzının büyüklüğünü görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir elimi sokmak istiyorum bir dakika ağzına. Isırır mı? Isırmaz. Evet girdi. Yemin ederim hani elimi soksan elini yer yani. Bir bıraksana abi. Takılmasın. Tamam. Yani elini soksan elini yer. Şöyle göstereyim size. Nasıl? Görünüyor? Süper. Harika görünüyor. Aşkım ya. Arkadaşlar tam olarak size söylediğimiz boyda dev bir kuzu balığı yakaladık. Size şöyle göstereyim baştan başa. Yaklaşık 75-80 santim boyunda güzel boy bir kuzu balığı yakaladık. Bu kuzu balığı. Savaş abi çok teşekkür ederim. Harbiden efsane. Şöyle göstereyim. İftarla sunarım abi. Eyvallah. Herkese nasip olmaz değil mi yani? Şimdi ben bir açıklama yapabilir gel miyim? Gel abi gel gel. Ben şöyle tutayım. Şimdi arkadaşlar büyük balık işi gerçekten çok büyük bir sabır, irade ve çalışma gerektiriyor. Bir gün öncesinden başladık. Yemimizi yakaladık. Bugünkü avımıza konsantre olduk. Evet. Sabah çok erken buluştuk. Teknede takımlarımızı hazırladık. Yemlerimizi canlı tutmak için. Yemler yüzüyordu yani tabii, bildiğimiz olta yaptığımızda. Büyük çaba sarf ettik ve bu balığı hak ettik. Yani tabii ki nasip yine balığa denk gelemeyebilirdik ama biz elimizden geleni yaptık. Mücadele Allah ettik. Allah da nasibimizi verdi. Emeklerimizi karşılıksız çıkarmadı. Şükürler olsun. Bu güzel balığı ben çok yakaladım ama seninle yakalamayı o kadar çok istiyorum vallahi ki. Valla o kadar çok uğraştık ki arkadaşlar. Belki size bu videoyu atana kadar dördüncü deney işimiz. Geliyoruz yani. Nasip olmuyor tutamıyoruz ama bugün gerçekten büyük bir balık tuttuk. Ne diyorsun abi bu duruma? Sen alışkınsın da ben çok heyecanlıyım ben. Hadi görüşürüz. Dur. Bir girdi yapacağım. Bunu yem yapalım mı? Bunu yem yapacağız. Deneriz. Var mı o boy bir balık denizde? Var tabii ki. Bak heyecanlandı. Savaş abiye bu güzel zevki bana yaşattığı için ve sizlere yaşattığı için teşekkür ederim. Ben onun da YouTube kanalı var biliyorsunuz. 100 bin aboneye çok yaklaştı. Hadi yüklenelim 100 bin abone olsun. Şuradan Savaş abinin kanalına. Şuradan da benim kanala abone olmayı unutmayın. Güzel bir video oldu. Bence like atmalısınız. Kendinize iyi bakın. Daha dev balıklarla buluşmak üzere. Şimdi hemen bir Instagram fotoğrafı. Abi çok büyük ya. İçine bakar mısın?